Tekrar birlikteyiz sevgili Artı TV izleyicileri. İç politikaya doğru yol alacağız. Fakat önce bu gazetecilerin gözaltına alınması, tutuklanması konusunu biraz daha bir konuşalım isteriz. Öncelikle tabii bir son dakika haberi de var galiba. Osman Kavala ile ilgili bir haber bu. Osman Kavala'nın tutukluluk süresi 2 seneyi doldurmak üzere. Dolayısıyla serbest bırakılması gerekecek. Bu nedenle olduğu iddia ediliyor. Yeniden bir şimdi ifade veriyormuş galiba başka bir suçlamayla. Bu sefer casusluk suçlamasıyla tutuklanmasına karar verilebilir. Dolayısıyla içeriden çıkmaması için galiba. Sen o süreci herhalde iyi biliyorsun. Yani o şöyle daha, Gezi'den bir şey tutturulamayınca eski bir suçlama 15 Temmuz darbe suçlamasıyla ilgili bir başka dosya açılmıştı. Fakat Gezi kararı verilirken normalde oradan bir beraat çıkıyor. Fakat bırakılması lazım ama başka bir suçlama var, bir soruşturma var deniyor. O soruşturma neydi? İşte 15 Temmuz darbe soruşturması. Ondan dolayı tekrar alıp içeriye koydular, cezaevine attılar. Fakat orada şunu atladılar, oysa Osman Kavala oradan ifade vermiş ve tahliye edilmişti. Yani içeride tutulmasını gerektiren bir durum yoktu. Şimdi oradaki o garabet fark edildi belli ki. Ki bilmedikleri bir şey değildi. Ama hani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne karşı da işte bir şey söylenebilmesi lazım. İki yıl içe, yani zaten işte iki yıl en üst sınır, iddianamesi hazırlanmamışsa en fazla iki yıl tutabiliyorsunuz. 1,5 yıl artı bir 6 aylık iki yıl. Osman Kavala oradan tahliye edilmiş. Dolayısıyla içeride de 2 yılı doldurmuş. Bırakılması lazım. O zaman buradan anlaşılan şey şu, avukatın attığı tweetten anladığımız, rejideki arkadaşın gösterdiği, bizim de yani dosyanın geçmişine baktığımızda yeni bir suçlama, bu sefer casusluk suçlaması. İçeriğini tam olarak bilmiyoruz. Tutuklanmış. TC 328'e evet göre tutuklanmış. Yani içeride tutulabilmesi için. Abi niye bununla uğraşıyorlar ki? Direkt Kennedy suikastını yıksınlar Kavala'nın üzerine. Uluslararası zemini de var. 10 sene rahat içeride tutarlar. Evet ama demek ki akıllarına gelmiyor. Yani işte yani. Bunlar tehlikeli sözler. Abi kim yani? Şundan, vallahi yani. Bak Kennedy suikastı bence çok güzel. Bak uluslararası altyapısı da olur. Medyatik olur böyle hani. Akla getirmemek lazım böyle şeyleri. Yani evet. Peki şimdi bu son dönemde gazetecilere yönelik olarak yani Yeni Yaşam gazetesinden hem yayın yönetmeni hem sorumlu yazı işleri müdürü de aynı şekilde tutuklandı. İşte Murat Ağırel, Barışlar, Oda TV'nin Barışları ve hatta işte dün galiba bir başka şey, hükümete yakın gazetecilerden bir tanesi sıranın işte Soner Yalçın'a geleceği şeklinde bir tweet attı. Yani o alınmadı diyor, sıra ona gelecek dedi. Alınmadı diyor. Yani bunun başı yani bunu açıkça bir de söylüyorlar artık tabii, değil tabii. Mi? Yani buna da işte bunlar da gazeteci olarak tabii ortalıkta dolanıyorlar. Şöyle, yani bu gazetecilik sözü bu Fethullahçıların hakim olduğu dönemle birlikte epeyce yıprandı. Şimdi biz kaç yıldır gazetecilik yapan insanlarız. Yani bir yerlerde birileri ortaya çıkıyor. Mesleki hayatını bilmiyoruz, geçmişini. Öyle olsa tanırız. Birdenbire bir yerlerde yazı yazdırılıyor vesaire vesaire. Sonra bizde de bir tuzak var gazetecilerde. İşte bir yerde yazı yazıyor, ekrana çıkıyor vesaire. Ona gazeteci diyoruz. Değil. Gazeteci asgari olarak mesleğin standartlarını gözetir ve buna göre bir iş yapar. Yani trolle gazeteciyi birbirinden ayırmak lazım. Şimdi bir gazeteci yazdı diyoruz. Şimdi o gazeteci kim? Onların geçmişini biliyoruz. Bir görev veriliyor. O görev verildiği için bir yerde de bir şey yazdığı zaman köşe yazıyor örneğin. Biz ona gazeteci diyoruz. Değil. Çünkü gazeteci, bunu niye önemsiyorum? Akit'te çalışırsınız, Cumhuriyet'te çalışırsınız, Halk TV'de çalışırsınız, Sabah'ta, A Haber'de her neyse ne. Ama bir gazetecilik standardı gözetiliyorsa her yerde çalışabilirsiniz. Burada sorun yok. İyi gazetecilik yapılacaksa Akit'te de çalışabilirsiniz. Gazetecilik standartlarında yapılacaksa. Mesele burada bu standartların artık yok olması ve bu standartlar aşındığı için bizim herkesi gazeteci vesaire gibi algılamamızla ilgili. Şimdi bunu yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında sorulan sorulara bakarsak çok daha net anlıyoruz. Yani ellerine tutuşturulan bu artık bu mekanizma biliniyor. Yani bu sorular sorulacak. Sonra o sorular soruluyor. Cumhurbaşkanının uygun cevapları alınıyor. Sonra o edit ediliyor metinler.
Ondan sonra işte medyada öyle yer alıyor. Şimdi mesleğin yapılma biçimi bu hale gelmiş. Dolayısıyla o insanların kalkıp asıl mesele Soner Yalçın'dır, Soner Yalçın'ı almanız lazım yazması hiç beis değil, hiç şaşırtıcı değil. Çünkü yapılan şey habercilik değil, bir bülten çıkarılıyor, bir yayın organı onlar, birer bülten veya bir yayın organı. Gazete demek, televizyon haber kanalı demek, bunlar bana doğru gelmiyor. Onlar birer yayın organı, birer bülten, bir görev ifa ediyorlar. Çerçevesi çok belli ve bir gazetecilik standardıyla değil, siyasi bir kavganın aracı olarak mesleğimiz kullanılıyor. Biz de bunlara gazeteci diyoruz. Oysa hayır, bir siyasi hedef var. O siyasi hedef doğrultusunda bir yayın yapılıyor. Dolayısıyla bir gazeteci yazmış, ben hani sana şey olarak söylemiyorum, evet, bir bir eleştirinin ötesinde, yani genel olarak bir algılarımızı ve sözcüklerimizi, ya bunlara gazeteci demek doğru gelmiyor bana. Bunları doğru yerli yerine oturtmamız lazım. Ya şu olmaz, çünkü sen Soner Yalçın'dır bu işin tepesi diyorsan, gazeteciysen bir şey koyuyor olman lazım. Neye göre Soner Yalçın'dır? Sitenin sahibi diye. Peki zaten hani Barış Terkioğlu'yla Barış Pehlivan'ın, Hülya Kılınç'ın tutuklanması da epey tartışmalı bir şey. Epey değil. Yani normal bir ülkede, normal kendi bu şu anki cari yasalarda da... Murat Ağrel'in tutuklanması. Hayır, ya, aynı tam zaten. Tam bir komedi. Aynı gazeteci arkadaşım Murat Ağrel tutuklanıyor. Bir gün önce, iki gün önce tutuklanma talebiyle gönderiliyor. Muhtemeldir ki hakim bakıyor, ya bunun tutuklanacak bir şey yok deyip tutuklama kararı vermeden serbest bırakıyor. Aradan iki gün geçiyor. İki günde değil, yani bir gün. Bir buçuk gün. Yok, sadece itiraz ediyor. Cumartesi, pazar, bir buçuk gün. Bir itiraz var. Aynı metinde ilginç, hem tutuklama şeyi var, kararı var, hem de serbest bırakılmasına yönelik karar var. Şimdi ona ilişkin başsavcılık... Çok basit bir şey. Murat Ağrel'in tutuklanması dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir yerinde demokrasi ne kadar sorunlu olursa olsun açıklanabilir bir şey değil. Yani diğer arkadaşların da aynı şekilde elbette, ama yani son bir, somut bir olaydan yola çıkıyorum. Yani biri çıkıp, yani bir hukukçu mesela çıksa dese ki, ya Murat Ağrel bundan dolayı tutuklandı. Ya inanın bana, bir hukukçu çıkıp bunu diyemez. Hiçbir haklı gerekçe yok. Ve burada asıl kötü olan ne biliyor musunuz? Ne kadar sorunlu bir demokrasi olursa olsun iktidarlar gelip geçicidir. Yani bir iktidar iki yılda iktidarda kalabilir, bir düşünce, bir parti 20 yılda kalabilir. Ama demokrasi ne kadar sorunlu olursa olsun iktidarlar seçimle gelir, seçimle gider. Bu günler de bitecek. Peki bu kendine gazeteci diye ortada dolaşan, bu resmen bir yerde hedef gösteren, bırakın gazeteciliği, vicdani olarak da kabul edilemez işlerin içine girenler. O günler geldiğinde ne yapacak? Veya bu günlerin hiç geçip gitmeyeceğini mi zannediyorsun? Onlar gene muteber oluyor. Yani en korkunç olan onlar. O döneminde adam. Şimdi burada benim korktuğum şey ne? Şundan endişe ediyorum. Şimdi Oda TV'den Barış Terkioğlu, Hülya Kılınç, Barış Pehlivan. Oda TV. Yani biraz daha böyle ulusalcı kanada yakın sayabileceğimiz bir yayın çizgisi olan bir yerdi. Murat Ağrel, Yeni Çağ Gazetesi yazarı. İyi Parti'ye yakın olduğu söylenir Yeni Çağ. Adaydı zaten. Evet. Aydın Keser, Yeni Yaşam Gazetesi'nin sorumlu yazı işleri müdürü. Ferhat Çelik, genel yayın yönetmeni. Şimdi bakın, ulusalcı bir kanal. Bu arada şeyi hatırlatmamız lazım. Alptekin Dursun oldu. Alptekin Dursun oldu. Yani bununla birlikte korkunç, olacak. Bir cinayettir yani. Aynen. Olacak. Şimdi burada endişe ettiğim şey, şunun için söyledim bu isimleri. Üç farklı çizgide gazetecilik faaliyeti yürütülen şirketlerde çalışan insanlar aynı haberle tutuklandı. Aynı haberden dolayı tutuklandı. Normalde tekil soruşturmalar, her biriyle ilgili tekil soruşturma gidiyor. Fakat meşhur kokteyl örgüt meselesi burada devreye girerse, şimdi bu işte gizliliğin ihlali, MİT yasasına muhalefet, bunların cezanın üst sınırı nedir bilmiyorum ama örgüte soktuğun zaman, işte meşhurdur yani, o kokteyl örgüt yaratılıyor yani. Aynı anda Fethullahçı yapıyor, işte PKK'lı yapıyor, DHKPC'li yapıyor. Ya bunları gördük yani, Ahmet Çıka yapılanları gördük. Şimdi aynı şey burada yapılır mı acaba gibi bir endişe de taşıyorum. Çünkü akıl devreden çıktı.
Az önce Suriye bağlamında konuşurken dışarıda sıkıştıkça içeriye abanma, içeriye yüklenme ya da içeride sıkıştıkça dışarıdan bir rüzgar arkasına almak için dışarıya dönük operasyonlar yürütme. Şimdi bu tehlikeli bir oyun. İrfan Ak'tan bağlandığında bunun sonuna gelindiğini söylüyor. Bir yönüyle katılıyorum, bir yönüyle de şöyle katılmıyorum, katılmadığım kısmını söyleyeyim. Bana kalırsa da bu süreçler, önce orayı bir söyleyeyim de, yani artık gören görüyor, çok kimse de inanmıyor. Bunu da nereden anlıyoruz? İşte bu yeni partilere teveccüh ve bunlar AK Parti'den kopmalardan şunu anlıyoruz. Buralarda artık bir sorun yaşıyor. Kendi kitlesini inandırmakta da bir sorun yaşıyor. Ama bu çok hızlı bir çözülme olmayacak. Fakat kısa vadede çok işine yarayan bir şey iktidarın bu tür operasyonlar. Ya bugün bir arkadaşımıza ben bu durumu anlatırken ifadeyi şöyle kullandı. Dışarıda sıkıştıkça daha da sertleşiyor vesaire çok gibi doğru. Bir şey söylerken o tam da hayattan bir örnek verdi. Ya dışarıda dayak yiyen, dışarıda sözünü geçiremeyen, kompleks duyan, ezildiğini düşünen, bastırılan kişilikler, erkekler gider ya karısını döver ya çocuğunu döver, iktidarını evin içinde kendisinden güçsüz olandan çıkarmaya çalışır. Şimdi bu... Şimdi garip olan ne biliyor musun? Geçmişte bu çark, bu zalim çark çoğunlukla solcuları öğütmeye çalışırdı içinde. Kürtleri, aykırı olan bu anlamda muhalif dediğimiz, şimdi artık sağa döndü. Sağ ayrım da yapmıyor. Ayrım da yapmıyor. Evet evet, yani Suat'ın verdiği örnek de o. Tabii. Yani bir tarafta hani ulusal, bir tarafta ulusal, sağ, bir tarafta Kürt, bir tarafta sol. Yani. Burada mesele şu zaten, yani şunu yapıyor. Benzer olup olmana bakmıyor. Toplamda bir sonuç almış oluyor. İki, şu etkiyi yaratıyor. Yapmayın. Bunu yapmaya yeltenecek ya da sesini çıkarmaya yeltenecek başka birileri varsa vazgeçiriyor. Evet. Vazgeçirmeye dönük. Ama şimdi adliyeye gittik 2 gün önce, işte bu arkadaşlar çağrıldığında. Şimdi ifade vermeyi bekleyen, işte bu 3 farklı gruptan söz ediyoruz. 3 farklı grup da orada. Bunların yakını bile bir araya gelmiyor. Şimdi öyle bir süreç yaşanıyor ki herkes bir sepetin içine atılmış. Fakat hala o ayrışma tam da iktidarın istediği gibi yürüyor. Orada o yakınlar dahi bir araya gelmiyor. Aynı konudan muzdaripsin. Ondan dolayı adliyedesin. Orada bile temaslarda hala sorun var. Bir araya gelemiyor. Sen bir araya gelemediğin sürece de zaten bu iş böyle yürür. O zaman da itiraz etmeyeceksin, ağlamayacaksın. Evet. Sizin başınıza da aynı şey var değil mi? Baba Ali TV. Baba Ali TV biraz daha şöyle yani politik bir ne denir? Politik bir kesintiye uğrama olduğunu söylemem abartılı olur. Yani işte iktidar baskısıyla o yapıldı filan. Hiç öyle bir durum yok. Bir yayın yaptık. Bu Ebu Bekir Sifil ile ilgili. Her ilde eşiniz olabilir, eviniz olabilir diyen. Şimdi YouTube haber konusunda yeni mecra olduğu için önemli. Pek çok insan sesini duyuramayan gazeteciler YouTube üzerinden yürüyor. Fakat YouTube henüz haber standartlarını tam anlayabilmiş değil. Yani bir itiraz ediyor. YouTube şuna bakıyor. Ben buradan para kazanıyorum. Dolayısıyla bir itiraz var. Ben yayını, canlı yayın hakkını kaldırdım diyor. Belli bir süre, işte 3 ay kaldırıyor. Fakat itiraz ettik. Zaten o geri geldi. Bant geri yüklendi. Olan şey şu. Şimdi kamuya mal olmuş bir isim. Tartışma konusu, bütün Türkiye'nin tartışma konusu. Sen bir haber yapıyorsun. Biz haber kanalı diye kodlamıştık zaten kanalı. Bir haber yapıyorsun fakat YouTube buralarda bu haber meselesinde henüz gelişmiş değil. Zaten bir örnek proje olarak da bakıyorlardı ona, bizim oraya, Baba Ali'ye. Buralarda gelişmediği için ve bu kesimler de onun arkasından zaten ben peygamberim diyen o İskender Evrenosoğlu'nun takipçileri bu kez bizi şikayet etti. Bu kez oradan da ceza aldık. Ebu Bekir Sifil'den yaptığımız itiraz şuydu. Kamuya mal olmuş bir isim. Türkiye kamuoyunda tartışılıyor. Biz bu tartışmaları ekrana taşıdık. Ayrıca Türkiye'de çok eşlilik yasak. Kanunen yasak. Dedik, haklı bulunduk. Ama bu sefer ben peygamberim diyen İskender Evrenosoğlu'nun takipçileri şikayet ettiği için yeni bir canlı yayın cezası. Bunu şunun için söylüyorum. Yani sesini duyurmaya çalışıyor gazeteci. Her yer bir biçimde. Bu anlamda bir enerjisini de değil mi? Tabii. İnsanı düşürüyor. Düşürür ama yılmamak lazım. Çünkü tabii. Sonuç olarak gazetecilik değerli bir şey.
Az önce şunu söylüyordum, yani bu iktidar var yarın, bugün var yarın yok. Biz geçmişte pek çok iktidar gördük. Yani gazeteci herhangi bir yere asker yazılarak gazetecilik yaparsın ama yarın bu halk başka birilerini tercih eder. Halkın iradesine saygı duymak zorundasın. Onu tercih ettiğinde peki ne yapacaksın? Evet. Yani iktidarlar gelir geçer. Asıl olan gazetecilik, biz bu işi doğru yaparsak kamuoyunun sağlıklı oluşmasına da katkıda bulunuruz. Hı. Tek taraflı bir iktidar beslemesiyle, enformasyonuyla çarkın döndüğü bir demokrasi kendisine yeni seçenekler de üretemez. Bu yönüyle de çok sağlıksız. Yani bu alternatif haber mecralarında gazeteciliğin doğru yapılması ama o mecraların da gazeteciliğe kendisini adapte etmesi gerekiyor. Anlatmak istedim mi? Evet. Şimdi tabii bu bapta şeyi de merak ediyorum ben. Mesela yani bir belki örnek oluşturabilir. Rus basını örneğin bu Moskova'daki zirveyi nasıl gördü Mahir Esen? Yani sonrasında yapılan değerlendirmelerde yani nasıl geçirdik Türklere falan yorumları var mıydı? Yok tabii ki öyle bir yorum falan yok. Dikkat çekilen nokta şuydu belki de. Türkiye ile Rusya arasındaki demin bahsettiğimiz bu ticaret hacmi ve toplumlar arası geçişten kaynaklı büyük bir tarihsel de bir ilişki altyapısı mevcut. Buna dikkat çekildi. Çok ilginç benzetmelerden biri şuydu. Esad olduğu sürece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad'a karşı gitsin, bıraksın, yönetimden çekilsin ısrarı Türkiye ile Rusya arasında tam bir diyaloğun, %100 bir işbirliğinin asla gelişememesinin önüne engel olarak görülüyor. Yani Türkiye'nin tutumu. Aykırı görüşler elbette oldu. Özellikle biraz daha Sovyet ekolünden belki de gelme eski askerler ve stratejilerin bazı yorumları vardı. İşte Türk ordusuna sopayı göstermen lazım. Bunlar bu dilden anlar tarzında. Ama tabii daha aklı başında yorumlara baktığımız zaman Türkiye'nin Rusya ile ilgili Rusya ile Türkiye arasında bir bağ olduğunu, birçok sorunun olmasına rağmen bu anlamda bir çatışma olasılığının yok edildiği, iki taraftan da yok edilmeye çalışıldığı gibi genel böyle bir tablo çizildi. Fakat tekrar edelim, bu Rusya'nın sorunlara bakışındaki sertliğini ve netliğini asla değiştirmez. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu İdlib harekatı başlar başlamaz, İdlib'deki askeri harekat başlar başlamaz, yavaş yavaş Rus basınında Türkiye aleyhtarı, işte bu Türkler zaten daha önce de böyle yapmıştı, bizim uçağımızı vurmuşlardı, bak bunlar teröristlere yardım ediyor gibi iddialar dolaşmaya başladı. Bu iddiaların derecesi ve sıklığı ne kadar fazlalaşırsa, yani sert ifadeler ne kadar sıklaşmaya başlarsa, biz anlarız ki Rus devleti de bu yönde yürümeye başladı. Çünkü Rus medyasının bir özelliği vardır. Özellikle dış politik konularda veya askeri konularda devletten bağımsız bir düşünce veya tarz sergilemezler. Yani Kremlin'in vermiş olduğu belirli bir ölçü vardır. O ölçü içerisinde ya işi yumuşatırlar ya sertleştirirler. Genel tarz buydu. Ama anlaşmadan sonra bizdeki bazı yandaş medyadaki özellikle bazı kalemlerin yaptığı gibi, bak nasıl yaptık, oh nasıl yaptık, Ruslara da şöyle yaptık, Putin'e de sözümüzü geçirdik vesaire. Mütabakatın olduğu geceki yorumumuzu belki hatırlarsın. Ertesi gün ne yazacaklar diye merak etmiştik. Hani Allah Allah Moskova'ya gidiyoruz Putin haddini bildirmeye. Ya ateşkes talebiyle gidildi. Ateşkes talebi yerine geldi çünkü gelmek zorundaydı. Türkiye, Rusya bir çatışmanın içine giremezdi. Ama ondan sonra adamlar şunu yazdılar. Masada istediğimizi aldık. Masaya yumruğumuzu vurduk. Ateşkes dedik, ateşkes oldu. Bunun benzerleri tabii az miktarda da olsa bu benzer tayfa Rusya'da da, Rus medyasında da var. Ama genel olarak böyle bir ciddiyetsizlikten söz etmek mümkün değil. Evet, şimdi yavaş yavaş Ankara'ya doğru gidelim. Evet, Suat Toktaş, bugün Ali Babacan uzun zamandır kuracak, dilekçesine verecek denilen partisiyle ilgili olarak, yani ekibi dilekçeyi verdi.
Ve böylece artık mesele resmileşmiş oldu galiba. Hı hı. Neler söylemek lazım öncelikle bu partiyle ilgili olarak? Şimdi büyük bir beklenti vardı. İşte iki parti olacağını anlıyorduk zaten. Öyle de oldu. İşte Ahmet Davutoğlu daha erken harekete geçti ve Aralık ayında kurdu. Babacan Aralık ayı çıkmadan, işte 2020 çıkmadan kurarım deniyordu. Fakat biraz da bence fazla ihtiyatlı, temkinli gidildi. Türkiye'nin iç dış politik gündemlerine bakılarak hareket edildi. Sonrasında da Davutoğlu kurunca işte iki rüzgar birbirine karışmasın gibi bir argümanla biraz ertelendi. Son dönemde de biraz anladığımız kadarıyla bu partinin izleyeceği politik hat konusunda bazı tartışmalar parti ilanını geciktirdi. Fakat bu partinin izleyeceği politik hat meselesi kurucular kurulundaki bazı isimleri de etkilemiş görünüyor. Beklenen bazı isimler yok. Şimdi öyle olunca da çok ciddi bir kadro iddiası vardı. Beklenen derken yani partisinin katılmayı beklediği mi yoksa kamuoyundaki tahminlerden bahsediyorum? Tahminlerden bahsediyorum. Evet. Yani kurucular kurulunda Abdullah Gül'e yakın bazı isimlerin yer alacağı, işte Babacan'la birlikte hatta işte mülakatlar yapan, CV'ler toplayan bazı isimler vardı. Ki politik olarak da güçlü bazı isimler de vardı onların arasında. Onları göremiyoruz. Kim onlar mesela? İşte Daron Acemoğlu çok sık konuşulmuştu. O zaten yer alacaktı gibi çıkmadı ama Daron Acemoğlu acaba olabilir mi gibi tartışılıyordu. O yok. Hadi o olmayabilir. Dediğim gibi o çok net değildi ama Beşir Atalay yok. Candan Karlıtekin, Türkiye Hava Yolları'nın eski yönetim kurulu başkanı. Abdülbaki Erdoğmuş, Diyarbakır'da önemli bir figürdür. Mustafa Baş, Abdullah Gül'e çok yakın bir isimdir. Naci Koru, eski büyükelçi, Fehmi Koru'nun kardeşi. Haşim Kılıç, Anayasa Mahkemesi Başkanı. Osman Can, Anayasa Mahkemesi raportörü ki Davutoğlu döneminde kısa bir o geçiş sürecinde milletvekilliği de yaptı. MKYK'da da görev aldı. Şimdi bu isimler yok. Bunlardan yola çıkarak yüksek bir beklenti yarattığı için kadro hareketi olacaktı. Lider hareketi değil, kadro hareketi olacak. Temel iddiası buydu. Ali Babacan'ın Karar Gazetesi'ne verdiği röportajda da bunun altını çok net olarak çizmişti ama şimdi tabii bunlar olmadan bir kadro kurulunca Gül'le bir sorun mu var acaba? Bütün gün bu tartışıldı. Ben de epey bir telefon konuşmaları vesaire de yaptım. Evet, bu partinin izleyeceği politik hat ya da oturacağı zemin, tam oturacağı zemin demeyeyim ama izleyeceği politik hat konusunda bir takım tartışmalar hala devam ediyor. Bu isimler şimdilik burada yer almıyor. Ama bu tamir edilmeyecek bir görüş ayrılığı veya bir mesafe gibi de görünmüyor. O görüşmeler sürüyor. Benim anladığım kadarıyla bir takım aracılarla veya doğrudan kendileri benzer bu girişimleri devam ettirecekler ve bir biçimde buluşmaya çalışılıyor hala. Çünkü yaptıkları şeyin çok değerli olduğunu düşünüyorlar. Ayrıca da öyledir Türkiye açısından. Şu anda içinde bulunduğumuz şartlar düşünülürse her yeni hareketin Türkiye'de mevcut tıkanıklığa bir çözüm umudu getirmesi açısından anlamlı bir şey tabii. Şimdi bu isimler olmayınca işte bu acaba büyük bir kavga mı var? Bir şey yürüdüğü kesin bu izlenecek politik hat konusunda. Ama bir buluşma çabası hala devam ediyor. Ben burada ilk bu haberi aldığımda yani Gül'e yakın isimler olmadığını görünce acaba şöyle düşündüm. Ali Babacan hep üzerinde Abdullah Gül gölgesi vardı ya, işte Gül'ün partisi aslında imaj buydu. Dolayısıyla Abdullah Gül'le daha baştan yolunu ayırıp liderliğini ilan etme veya tartıştırmama, yani daha güçlü çıkma veya ileride çıkması olası bu liderlik münakaşası diye ifade edeyim, onu şimdiden kesme mi acaba diye düşündüm. Veya Sayın Gül her zamanki gibi yine bir şeylere cesaret mi edemedi? Çok öyle değil. Zaten kendisi girmeyi, yani fiilen içine girmeyi düşünmüyordu. Yani bu ama çok da genel bir eleştiridir Abdullah Gül'e yönelik tabii. Ama benim anladığım henüz o noktaya gelinmiş değil. Bir temas devam ediyor. Belki de bu isimler... Hocam, yani defalarca kuruldu, bugün kurulacak, şöyle olacak, işte bildim. Şöyle bir iddiaları da var. Yani biz kadro hareketi olacağız, bazıları biz ANAP'ın yerini dolduracağız, şu merkez bu falan filan. Evet. Bu görünen o ki bu liste, hatta biz bazı şeyler de duyuyorduk. İşte soldan bile bazı isimlerin
zikrediliyordu. Görüşmeler oldu. Efendim söyleyeyim, Kürtlerden bazı ciddi isimler zikrediliyordu. Bu liste yani hiç de öyle ANAP'ın ve boşalttığı o merkez parti imajını veriyor gibi görünmüyor. Sen daha tabii bu Kürtleri de üzerinden gidiyorsun. Abi bir de olanlar var. Hayır ama tamam da yani mesela şunu da geniş çerçevede söyleyelim. Sayın Babacan birkaç röportaj verdi. Zaten niye bu kadar da az konuşuyor onu da bilmiyorum ama. Çünkü imkanlar kendisine açık. Şu anda Ali Babacan ben çok konuşacağım açık değil, derse. Olur mu canım? Yani Ali Babacan ben konuşacağım derse. NTV'ye çıkabilir mi? Çıktı. MTV ikimiz diyor ki yani CNN'de çıkabilir mi? Az önce CNN'de yani tüm manşetini gördük. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Nasıl bir mesela oyun, Babacan şahsen Babacan var, yayınları oldu. Kürt sorunu hakkında ne düşünüyor? Açık. Bu sorunla ilgili çözümü ne? Kararda i̇ki, özgürlükler temelinde iki, demişti. O çok geniş bir ifade. Onu herkes söyler. İki, ya kadın cinayetleri hakkında ben çok merak ediyorum. Yani Türkiye'de kadınla ilgili Ali Babacan partisinin izleyeceği strateji nedir? Net. Anladın mı? Tamam biz onun çok iyi bir ekonomist olduğunu biliyoruz. Uluslararası anlamda da saygın birisi. Buna hiçbir itirazım yok. Ama Türkiye'nin mevcut sorunlarına net olarak ne diyor? Yani ben kadın cinayetlerini böyle çözerim. Kürt sorununu böyle çözerim. Eğitim problemi, berbat bir eğitim sistemimiz var. Batmış durumda benim net olarak çözüm önerim budur kardeşim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Genel olarak bu yönde çok ciddi eleştiriler var. Tabii sonuç olarak yani 2002-2020 18 yıllık bir AK Parti iktidarı. Ben mesela şey diyebilir miyim? Ben iktidar olursam, özür dilerim kesmiş oldum ama ben iktidar olursam bu Suriye konusunu gidip Esad'la oturacağım masaya ve çözeceğim. Veya ben de Esad'ı istemiyorum. Bence bunlar şu aşamada yani, erken, şundan ama, erken. Ama insanlar da bunu bekliyor. Hayır, şu anda yapılan röportajlarda gazeteci olarak biz doğal olarak şunları anlamaya çalışıyoruz. İşte yani tabii çok kısa vadeli şeyler bunlar ama yani partinin ismi ne olacak? Kuracak mısın, kurmayacak mısın? Kurucular kim olacak? Işler. Tabii çok şekilsel. Bu dediğin sorular zaten sorulacak yani bir çıkması lazım önce. Bir, ikincisi şu. Parti programını görmemiz gerekiyor. Şimdi parti programını çarşamba günü açıklayacaklar. Bir lansman yapacak. Şuraya getirmek istemiştim. Acaba bu sorulara net bir cevap veremediği için olabilir mi bu liste bu kadar zayıf? Şöyle bu listeden bir devam edeyim. Orada bazıları cevap olacak. Bazıları seni haklı çıkaran şeyler de var burada. Şimdi bir de var olan tabii bir de var olanlar de var. Yani olmayan var bir de kimler var üzerinden. Karşılıklı bakalım ama o noktayı bir tamamlayayım. Tamam. Parti programı önemli bir şey. Elbette. Yani ne vaat ediyor, nasıl bir vizyon çiziyor, nasıl bir gelecek perspektifi var, çözüm önerileri ne? Bunları kabaca, parti programı her şeyi anlatmaz. Ama kabaca bir genel bir kanı oluşturacaktır. Orada ondan sonra çok daha rahat konuşmak lazım ama genel olarak tabii 18 yıllık bir AK Parti iktidarında hem Davutoğlu hem Babacan için bagajlar oluşmuştur. Babacan'ın bagajı nispeten daha az olsa da bir bagajı var. Bu sorular, bu eleştiriler de yöneltilecek. Her röportajda da zaten bunlar soruluyor ve doğru sorular bu arada. Evet. O öz eleştiri süreçleri doğru verilmeden yeni bir partiye yöneliyorsunuz. Yeni bir ne denir? İktidar vaadiyle yola çıkıyorsanız önce bunlar sorulacak. Siz de orada öz eleştirileri vereceksiniz ve yürüyeceksiniz. İki yerden göreceğiz biz bunu. Bir, evet, kurucular kurulundan her şey değildir, onu da söyleyeyim. Olabilir. Kurucular kurulunda sonuçta yani 90 tane isim. Yani bu kadar iddialı giriyorsanız da böyle iddialı çok bomba isimlerin olması birinci gerekiyor. Birinci cümlem oydu zaten. Yani çok iddialı girildiği için bir beklenti şey yarat, beklentiyi biraz düşürdü. İkincisi de parti programıdır. Şimdi olmayanları söyledik. Peki olanlar dikkat çekici isimler var. Şu sol niye yok diyorsun. Ona da bir cevap vereyim. Ben niye yok demiyorum. Biliyorum. Öyle bir iddiayla çıktılar ki soldan da insanlar olacak şimdi. Ben bugün konuştuğumda yani bana şu cevap verildi. Ben bayağı bir telefon çevirdim yani. İşte kulis toparlayabilmek için. Sol bizden uzak durdu dediler. Bu onların ifadesi. Öyle midir değil midir bilmiyorum. Sol zekidir yani. Doğrusunu yapmış. Şimdi kim var? Sadullah Ergin var. Zaten başından bu yana işte birlikte yürüyorlardı. Eski bakanlardan Selma Aliye Kavaf var. Yine eski bakan Nihat Ergün var. Balıkesir Belediye Başkanı'ydı. 4 dönemde milletvekilliği yaptı. Ahmet Edip Uğur. Sonra o Gökçeklerle birlikte görevden alınan. Ama ben istifa etmiyorum dedi. Direndi. Sonra aileni tehdit ettiler. Şantaj yaptılar gibi açıklama yapan kişi şu anda var. İbrahim Çanakçı var. İbrahim Çanakçı Hazine Müsteşarı.
Babacan'ın işte A takımından biriydi zaten. Onu almış. Şu anda mevcut milletvekillerinden Mustafa Yeneroğlu var. AK Parti'den pek çok eleştiriyle ayrıldı. Davutoğlu'ndan ayıracak bir özellik de budur. En azından Babacan şu anda bir milletvekiliyle mecliste temsil ediliyor olacak. Mustafa Yeneroğlu var. Şimdi Kürt kontenjanından diye ifade edersek Ahmet Faruk Ünsal'la Mehmet Emin Ekmen var. Şimdi Ahmet Faruk Ünsal HDP'ye de bir dönem çok yakın olmuş isimlerden biridir. İşte Mazlum Der'in eski başkanı. Saadet Partisi'nden de en son Adıyaman'da aday olduğunda işte HDP ona desteğini de açıklamıştı. Bu iki isim var. Mehmet Emin Ekmen ile Faruk Ünsal var. Alevi kontenjanından Cem Avşar. Burada ilginç olanlar şunlar. Metin Gürcan var mesela. Yani çok herkes bilir son dönemde Suriye konuşulduğu için. Metin Gürcan var. Ramiz Ongun var. Eski Ülke Ocakları Başkanı. Şimdi tablo burada biraz enteresan olmaya başlıyor. Yani Ahmet Faruk Ünsal, Ramiz Ongun, Gülay Göktürk var. Yani o işte Zaman Gazetesi'ndeydi biraz değil mi? Biraz makyajlanmış bir sağ. Fazıl Hüsnü işte. Erdem var, anayasacıdır. Bu o 2010'daki anayasa yazım komisyonundakilerden biriydi bu isim. Şimdi 10-11'de eski AK Parti milletvekili var. Şimdi Davutoğlu'nda şu bekleniyordu. AK Parti tabanlı oynayacak. Dolayısıyla AK Parti'den fazla isme yer vermiş olmasına şaşırmadı kimse. Burada biraz da tablo muhtemel ki şu isimler olmayınca biraz geri durunca tablo bu yüzden belki böyle oluştu. Bir de tabii kadın ve genç kontenjanı, yani o 90 kişinin içinde bir de böyle bir kontenjana dikkat etmiş. 16 genç, 27 kadın var. O da sıkıştırmış olabilir kadro oluşumunu. Fakat şunu tekrar söyleyeyim. Kurucular kurulu bir şeydir ama her şey değildir. Son bir şey daha söyleyeyim. Bunlar çok ben değerli buluyorum. İçinde dediğim bulunduğumuz çok doğru ama şunu sıkışıklıktan. Onlar kendileri başta Sayın Babacan olmak üzere beklentiyi kendisi yükseltti. Yani bu kadar beklenti tabii. Yüksek olmasa biz bunu tartışmayacaktık. Onlar da olacak, şunlar da olacak, solcular da olacak, bilmem liberaller de olacak falan filan. Tabii. Merkez olacağız, kadro olacağız. Belki de olmamış işte. Belki ya o anda dediğim gibi doğrudur değildir bilemem. Anlatanlar işte solcular biraz geri durdu dedi. İkincisi genç ve kadın kontenjanının yüksekliği kadro yapmayı biraz zorlaştırmış olabilir. Kötü bir şeydir demiyorum. Yani doğru bir iş yapılmış. Gençlere ve kadınlara yer verilmesi ayrı mesele. Ama hani bu izlenen politik hat konusundaki şimdilik en azından görünen bu görüş ayrılığı diye ifade edeyim. Bu tablonun oluşumunu zorlamış olabilir. Fakat gerçekten şu yönüyle önemli bir şey. Sonuç olarak her yeni parti bir umut. Biz 23 Haziran'da şunu gördük. Halk ki çok utangaçça da bir koalisyon yapıldı. Yani işte İyi Parti, Saadet Partisi, CHP bir biçimde daha net bir araya gelirken işte HDP ile yan yana görünmeme gibi bir kaygıyla hareket ettiler. Ama buna rağmen halk sandıkta bir koalisyon yaptı. Ve partileri aşan bir koalisyondu. Şimdi bu yeni gelen partilerle birlikte en azından siyasetin farklı kombinasyon denemesine imkan verecek seçenekler oluşuyor. Bu da nefes aldırır. Kötü bir şey değildir. İyi bir şeydir. Her parti demokrasi adına bir kazanımdır. Evet. Bundan bir şeyimiz yok. Burada benim sadece eleştiri noktam yani listedeki isimlere de asla yani. Ya şöyle bir şey çıktı. Yani ben sadece de niye eleştiriyorsun diye bir şey söylemiyorum. Yok, bilgilerle cevap öyle vermeye bir çıkış yaptılar ki yani biz dedik ki bir liste gelecek herhalde Allah Allah yani nasıl bir liste olacak merakla bekliyorduk. Biraz daha fare doğurdu gibi geldi bana. O yüzden eleştirim. Bir de net bir eleştirim var Sayın Babacan'a. Ülkenin kronikleşmiş sorunlarıyla ilgili net bir tavır koymak zorunda. Bu eğer iktidar iddiasıyla ortaya çıkıyorsa ki kendisi böyle söylüyor. Topluma da böyle angaje edildi. İktidar iddiasıyla sahneye çıkan bir liderin bu kadar ürkek kalmaması gerekiyor. Mevcut iktidara alternatifim çünkü ben mevcut iktidarın bu ülkeyi iyi yönettiğine inanmıyorum diyorsun. Bir iktidar alternatif olarak çıkıyorsun. O zaman bu ülkenin kronik sorunları konusunda çok cesur adımlar atmak zorundasın. Çok cesur ifadeler söylemek zorundasın. Maalesef bugüne kadar kendisinden böyle bir şey görmedik. Umarım bundan sonra dediğin gibi parti programını bir görelim. Açıklansın. Gerçi Türkiye'de parti programları da hiçbir zaman uygulanmama gibi bir geleneği vardır. Sana yazıyorsun sonra unutuyorsun. Tabii yani unutulur. Bu Türk demokrasisinin de bir yarasıdır. Yani demek istediğim
yani zaten hani sağ bir siyasetten böyle bir muhteşem açılım falan beklemek saflık olur ama bunun ötesinde Sayın Babacan eğer iktidara talipse bir vatandaş olarak beni ikna etmek zorunda. Evet. Ben de gidip oy kullanıyorum. Ben ne dediğini bilen ve dediği konuda da iddia ettiği konuda da çok dik durabilen birini görmek isterim karşımda vatandaş olarak. Bu benim vatandaş olarak eleştirim. Peki örneğin Davutoğlu'yla belki görece olarak hani şey yapmak kıyaslanabilir mi bilmiyorum ama nasıl bir hareket getirir ya da hareket getirir mi gerçekten siyasete? Ben şimdi bunları biraz böyle şu yönüyle baktığında aslında her iki partinin çıkışında bakıldığında işte Davutoğlu'ndan da çok rahatsız oldu iktidar kanadı. Babacan'dan da rahatsız oldu. İşte Davutoğlu'nu sıkıştırmak için şehir üniversitesine el konulması, daha işte Konya'ya gitti dün miting yapacağı, açılış yapacağı yerde çöp arabalarının işte meydanı kapatması vesaire gibi rahatsızlık verecek veya alanını daraltacak bir takım manevralar. Şimdi bugün Babacan'la ilgili işte biraz bakınca sosyal medyada da şunu gördüm. Daha şimdiden işte bildiğimiz bazı isimler Babacan'la ilgili örneğin birisinde şöyle bir şey vardı. İşte Fethullahçılar zamanında gitti Pandora diye bu İzmir'deki casusluk davasında öyle bir şey varmış. Ki hani onların hepsi de çöktü bu arada ama şimdi çöktü. Şu askerlerle askeri casusluk meselesi. Evet. Şimdi hem çöktü diyorsunuz bunlar Fethullah'ın komplosuydu, kumpasıydı diyorsunuz onlar için. Ve şimdi dönüyorsunuz aynı kumpas komplo dediğiniz dosyayı örneğin Babacan için tekrar açacakları anlaşılıyor. Açarlar açmazlar bilmiyorum ama en azından bugün bunu böyle bir seri halde yazmışlar. Ne yazmışlar? İşte o zaman Fethullahçılar bu dosyayla kendisini korkuttu, şantaj yaptı. Dolayısıyla sustu, onların üstüne giremedi. Şimdi de yine Fethullahçılar bu dosyayı kullanarak Tayyip Erdoğan'a karşı Babacan'ı çıkarıyor. Şimdi iler tutar tarafı yok. Yani her şey bu komployla izah edilmeye çalışılıyor. Bunu şunun için anlattım. Bir korku verdiği açık. Bir endişeye sevk ettiği açık. Ben Babacan'ı kısa vadede Davutoğlu kadar sert bir şekilde hedefe alacağını düşünmüyorum. Çünkü Davutoğlu doğrudan doğruya AK Parti'nin içine oynadığı için orada onu bir şeytanlaştırma tırnak içinde şeytanlaştırmak zorunda hissediyor. Biriyle kavga ederken Babacan'la biraz daha düşük tondan hedef alsa bile biraz daha düşük tondan bir kavgaya gireceğini düşünüyorum. Babacan da buna hazırlıklı bir toparlıyorum. Babacan da şunu söylüyor. Ben kavgaya girmem. Girmeyeceğim. Ki kendisi açısından çok hem tarzı değil. Yani Erdoğan'la baş etme şansı yok. Hem akıllıca değil. Ama şunu da söylüyor. Kavgaya girmem. Ama kavga istenirse de kendi üslubumca bunun kavgasını da veririm diyor. Evet. Sence bir hareket getirir mi Muharrem? Sen son sözü sana verelim. Evet, şüphesiz. Yani şüphesiz. Davutoğlu ile Babacan her anlamda yani siyasetin aklımıza gelebilecek her anlamda Babacan Davutoğlu'ndan kalibri olarak da yüksek, eğitim olarak da yani kendisi hoca olsa bile yüksek ve Türkiye'nin aslında iktidarları belirleyip iktidarları götürdüğü nokta olan ekonomik. Türkiye'de iktidarlar ekonomiyle gelebilir. Bu net. Tarih bize bunu defalarca gösterdi. Ekonomi konusunda başarılı bir dönemin adamı. Türkiye'nin dünyadaki o günkü konjonktürün de yardımıyla Türk ekonomisinin başarılı olduğu günler. Bunun çeşitli nedenler de sayılabilir. Ama figür olarak Ali Babacan dürüst, işte ekonomiden anlayan genç bir lider olarak görülüyor. Davutoğlu'nun kusura bakmasın Davutoğlu ama yani Davutoğlu'nun dediğiniz gibi bagajı maalesef çok kötü. Maalesef çok kötü. Hem bu Arap Baharı'ndaki tutumu, Türkiye'ye bu anlamda bırakmış olduğu miras, AK Parti tabanında Sayın Erdoğan tarafından çok güzel bir şekilde kullanıldı. Yani dikkat ederseniz biz Rusya ile uçak krizi yaşadığımız zaman bu fatura Davutoğlu'na kesildi. Davutoğlu gönderildi. Ardından hemen Rusya ile başladı. Yani aslında kısacası bu bütün hata Davutoğlu'nun hatasıdır denildi. Ve AK Parti tabanında da bu karşılık buldu. O yüzden ben AK Parti'nin tabanından Davutoğlu'nun çok böyle bir şey çıkarabileceğini de zannetmiyorum. Fakat Babacan tüm bu aksaklıklara rağmen
bence bir ses getirecektir, bir hareket getirecektir. Sen ne dersin? Şimdi son bir yani süre bitiyor galiba. Son bir şey söyleyeyim. Var var, şansımız var. Ha, şimdi Babacan biraz daha merkeze oynayacağım vesaire dedi. Çıkışı şu anda öyle görünmüyor olabilir ama yapacaktır herhalde. Yani çünkü iki parti birden, yeni kurulan iki parti birden AK Parti'nin içine oynayacaksa hani orada biraz sıkıntı yaşayabilirler. Fakat öte yandan muhalefetin şu anda belli partiler belli zeminleri tutuyor. Belli kitleleri tutuyor. Buralara oynarsa bir yanlış yapar bence. İkincisi buralardan hani beklediği kadar bir şey bulabilir mi? Bundan çok emin değilim. Parti isimleri hani zikredilebilir. Oy alabileceği bazı partiler var tabii. Ama sonuçta hani pastanın, oradaki pastanın büyüklüğü belli. Oradan çok fazla bir şey oraya yönelmesi, işte bir demokrasi ittifakı vesaire gibi bir söyleminde de zayıflık yaratabilir. Ama son cümle olarak şunu söyleyeyim, işte özgürlükler, demokrasi vesaire vesaire parti programına koyuyorsunuz, röportajlarda bunları söylüyorsunuz. Türkiye'de aslında bu sıkışmışlıktan çıkılmasının yolu her kesimin birbiriyle diyalog halinde, birbiriyle omuz omuza olmasından geçiyor. Fakat hem solcular açısından, enternasyonalistim diyen solcular açısından, hem de ümmetçiyim diyen İslamcılar açısından turnusol kağıdı Kürt meselesidir. Oralarda herkes bir şahin. Yani sen HDP ile yan yana durmadan bir siyaset yürütmeye çalışırsan, gelirsin belki iktidar olursun çeşitli kombinasyonlarla. Fakat en nihayetinde Türkiye'nin temel sorununu çözmüş olmuyorsun. Tabii. Buradan uzak durdukça, Kürt meselesini çözmedikçe, bir ateşten bir topmuş gibi yaklaşıp bir cüzamlı muamelesi yaptıkça Türkiye'nin sorununu çözmüyorsunuz. Orada çok utangaçla davranılıyor. Asıl orada cesur olunması gerekiyor. Bir şey değiştirilecekse orada cesur olunması gerekiyor. Yani beklenti o olmalı. Evet. Son olarak şunu da söyleyeyim. Evet. Yani bu bir de PR meselesi, görsellik meselesidir. Babacan Davutoğlu'ndan daha yakışıklı ve daha iyi giyiniyor. Bunu da Aynen öyle diyor. Peki Suat Toktaş, çok çok teşekkürler. Fahir Esen, çok teşekkürler. Ben ve İrfan Aktar'a da bir kere daha teşekkür edelim. Programa katkısından dolayı. Böylece programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Mutlu bir gece, mutlu yarınlar diliyoruz. Hoşçakalın.